Herkese selamlar dostlar. 5 Ağustos 2023 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadele var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Ondan, ondan bahsedelim. Schalke ile Kaiser Suat'ın mücadelesi ne olur? Maç skoru sizlere sorduk. Geçen hafta Schalke 5-3'lük bir mağlubiyet yaşadı. Kırmızı kartta gördü o mücadelede. Hamburg ama inanılmaz oynadı. Maçta birazdan bahsedeceğiz. Sizce bu maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. 2-1'lik bir skor beklentisi var mücadelenin. Siz kendi düşüncelerinizi yoruma yazabilirsiniz. Bilen bir arkadaşımızı Ağustos ayı boyunca katı Telegram gruplarımıza alalım. Daha önce yapmış olduğumuz iki tane skor yarışması vardı. Galatasaray maçının skoru bilen yok. Adana Demir'i de bilen arkadaşımız Ahmet Özdemir isimli arkadaşımız. Instagram adresinden bize ulaşırsa katıl Telegram gruplarımıza ekleyelim. Geçtim. 3 Ağustos'un raporuna baktığımız zaman da dostlar sizlere bir adette ideal kombine verdiğim bir gündü. Şöyle toplamda 6 maçı anlattım. Sadece Dinamo Tiflis mücadelesi başarısız oldu. O da çok iyi oynamasına rağmen mağlup oldu. Diğer her maç kılçıksız bir şekilde çok güzel oranlardan kazandırdı. Değerlendiren herkese tebrik ederekten de devam edelim. Sizlere bir adette ideal kombine vermiştim. Adana Demir ve Beşiktaş maçları ve şöyle söyleyeyim. Aynı anda ikisi attı ve iki takım da kırmızı kart görmüştü. Yani burada tamamen şansımızın da yanındaydı. Hem Beşiktaş hem Adana Demir rakiplere göre zaten iyi ama özellikle Adana Demir'in burada çıkmasına çok sevindim. Çünkü hem ülke puanı adına hem de turu doğrudan burada geçme, geçme şansı vardı. Beşiktaş zaten ilk maçı kazanmıştı. Ondan 1-0 falan da yetiyordu. Sıkıntı yok. Ama Adana Demir'in atması beni gerçekten ekstradan mutlu etti ve 90 artıda gelen golle birlikte Şerif Endiay'ın attığı golle çok güzel kazandık. Biz de kazan sağladık. Ülkeyi kazandık. Her şekilde kazandık. Tebrik edelim ve devam edelim arkadaşlar. Yüksek misli seviyesinden bahsetmek istiyorum. Dostlar yüksek misli de hem nesline için hem de Avrupa'dan oynayanlar için iki türlü yüksek misli verilmekte ve yüksek misli canlılar verilmekte. Şöyle iki tane örnek getir örnek getirirsem şöyle bir söyleyeyim. Nesine için mesela Maccabi Haifa'nın turu geçerini vermiştim. 1.46 gibi oranı vardı. 500 misli önerdim. Galatasaray maçına da 1500 misli önerdim. İlk 60 dakika galibi Galatasaray olur şeklinde. O da kazandı zaten. Bu şekilde hem nesine için hem de Avrupa için yüksek misler verilmekte. Bunun da bilgisini verelim ve çok güzel bir NBA serisi içindeyiz. Ciddi manada son 5 gündür sanırım her gün NBA tercihimiz başarılı bir şekilde sonuçlanıyor ve şunu söyleyeyim ve son 3 gündür de herkes açık Telegram grubuna zaten NBA'yi atıyoruz. Hatta yazıyorsunuz NBA gelecek mi NBA gelecek mi diye Instagram'dan. Yani güzel videoları güzel seviyede like bir beğeni gelirse ben bu NBA serisini herkes açık Telegram kanalında da YouTube'un Telegram kanalında da yapmak istiyorum. O yüzden buraya da isterseniz açıklama ve yorumlar kısmında katılabilirsiniz. Canlı maçlarda zaten izleyerekten de devam ediyoruz. Avrupa canlıları, nesine canlıları hiç fark etmez. Ne varsa bültende izleyerekten de sizlere kazandırmak için gruplarda hizmet vermeye çalışıyoruz dostlar diyerekten de isterseniz geçelim. Sizlerden ricam videoyu atsanız like'lar da dostlar. Şöyle artı 200 seviyesini çıkabilirsek hemen 2 saniyenizden bir like atarsanız çok sevinirim diyerekten de like'larınızı bekliyorum dostlar. Dedikten sonra isterseniz başlayalım. Elversberg ile Hans, -Hans, -Hans karşılaşması. Dostlar şöyle Ev sahibinin geçen hafta oynadığı bir Hanover mücadelesi vardı. 2-2 bitti. Gerçekten maçta çok fazla pozisyon buldu. Bu Hanover'in kötülüğünden mi yoksa bizim ekibin iyiliğinden mi bilmiyorum. Bu maçta az çok belli olacak. Ak, ak koyun, kara biraz daha belli olur yavaştan. Ama genel olarak oyunu izlediğimiz zaman da ileriye şöyle bak. Ben takımı tam anlayamadım. İzledim, not aldım da. Bir anda çok kişi de çıkıyor. Bazen böyle çıkması gereken yerde takım da çıkmıyor. Albert Albersberg'den bahsediyorum. Yani garip bir takım ama gerçekten geçen sezonda, geçen sezonda kendi evinde çok inanılmaz sayıda bir gol attı. 86 mı ne go 86 gol mü ne attı? 80 veya 86 olması lazım. O yüzden burada da kendi evinde favori gösterilmiş. Fakat ben burada şöyle Bundesliga ligleri arasında gerçekten bir fark var. Bu fark hissediliyor dostlar. O yüzden ben burada Boston'da gol bulmasını bekliyorum. İdealden bir var aldım. 1.42 gibi oranlar idealden var alabilirsiniz. Fakat ekstra olarak da ben ev sahibinden zaten bir gol bekliyorum. O geçen sezonki performansını da gösterebilirse ki iyi başladı. Hanover karşısında iyi oynadı. Ev sahibinin atacağı ikinci golde ev sahibi 1.5 üst. Ki mücadelenin benim beklentimde 2-1-2-2 ayarında bir mücadele. Ev sahibinin ikinci golde de 1.78 gibi oranı var. Sentetiyen Cinoble mücadelesi. Sentetiyeni bilen varsa geçmiş tarihinden bahsedeyim kısaca isterseniz. Fransa Ligi'nde çok fazla şampiyonluk yaşamış bir takım. Ayrıca ve çok köklü ve taraftar grubu da gerçekten inanılmaz bir takım. Şöyle söyleyeyim. yaptığı transferlere baktım. Ligi 2 daha yeni açılıyor ilk mücadele. Hatta açılış mücadelesi bu karşılaşma. Sentetien kendi evinde taraftarı önünde başlayacak. Yani her iki takıma baktığımız zaman da Sentetien'in yapmış olduğu transferler ve biraz daha nokta atışı transferler olabilir ve oynadıkları hazırlık maçlarına baktığım zaman da kim kimle oynamış, nasıl oynamış şeklinde baktığımız zaman da Sentetian de biraz önde gibi geliyor. Açılış mücadelesidir ve Sentetian burada tekrardan hedef Lig 1'e dönmek. O yüzden ben burada Sentetian'in doğrudan galibiyetini bekliyorum. Matsu'nu biri de doğrudan alıyorum dostlar. 1.45 gibi oranı var. İsteyenler yüksek orandan değerlendirmek isteyenler. mücadeleskor skor beklentim 2-1 ayarında bir beklenti. 4.5 altına bir de 1.71 gibi bir oranı da var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme de yapabilir. Genk ile Yupen karşılaşması. Genk'in son mücadelesini almıştık. Hatta ana kombine de koydum. Ev sağ 1.5 üst olaraktan da o kombinden de başarı sağlamıştık. Servet ile mücadelesinde. Fakat o maçta rakip çok erken bir kırmızı kart gördü. Ben dedim ki iyi cepte. Hemen alır çıkarız dedim. Evin 2 golü. Ki öyle de oldu. Ev 2 tane attı da. Ama 2 tane de gol yedi. Yani o kadar süre 10 kişi oynayıp mücadele 2-2'ye getirip. Maçı penaltılara götürüp. Ve penaltılarda Genk'in de mağlup olması gerçekten sansasyonel bir olay gibi geliyor bana futbolda. Çünkü Genk gerçekten hücumu seven kaliteli bir takım. Yani o güneşe kar dayandı yani. Normalde o güneşe kar dayanmaz deriz de. O güneşe kar dayandı. Genk kendi evinde oynayacak. Burada ben şöyle bir beklentim var dostlar. E, Genk'in ilk yerden atacağı bir gole çok fazla oran açmamışlar. Ama beklentim o yönde. 1.27 gibi oranı var. Avrupa'dan oynayanlar bunu değerlendirebilir. Genk'in burada bir yorgun da olsa. Yüpen tarafından gol de yiyebilir. Ama ben aynı tempoyla biraz mücadele tutmasını bekliyorum. Burada biraz daha ideale gittim. Yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığım zaman da 1 ve 2.5 üst yaparsanız dostlar ee, bir bir gibi oranı var. Ya yani ben Genk'in 2-1-3-1 ayarında bir mücadele kazanmasını bekliyorum. Yüpen tarafından da bu arada gol gelebilir. Hatta Yüpen'in geleceği golde ikinci yarı gelebilir. Onun da bilgisini vereyim. Benim analizim tahminim bu yönde. Norwich ile Halsti mücadelesi. City hazırlık maçlarında Galatasaray olsun. İstanbul'u oynamış olduğu hazırlık maçları olsun. Hatay mücadelesi oynadı sanırım. Birkaç maçta özellikle Galatasaray maçını 90 dakikasını takip ettim. ile oynayacaklar. Norwich tarafından bir önemli bilgi vereyim. Takımın yıldızı ee, Finlandiya Ligi'nin Finlandiya'nın en çok gol atan oyuncusu ve sanırım Finlandiya tarihinin en özel oyuncusu. Pukki takımdan ayrıldı. Onun bilgisini vereyim. Ama iyi, yine yerini doldurdular. Yani iyi transferler var. Bedelsiz oyuncuları kalkmış Norveç Herhalde biraz da parayı vermiş. Ve bizim Raşistamız da burada. Galatasaraylı benler <laughs> bilir. Vermediler. Henüz daha transfer bitti mi bitmedi bilmiyorum da. Şu an almayacaklar sanırım. Ya olursa bir şeyler Zaniolo'dan gelen para vesaire bir şeyler konuşuluyor da bilmiyorum. O satılır mı Juventus'a? O haberler var. Ama şu an belli değil. Yani velhasıl kelam Hal ile oynayacaklar. Bence Norveç'in burada ben bir adım önde olmasını bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Yapmış olduğu hazırlık maçları, yapmış olduğu transferler olsun takım biraz daha güçlendi. Ve kendi evinde Norwich zaten iyi de başlamak isteyecektir ki Sargent'ın önderliğinde hücumda en çok şu an gözler onun üstünde olur muhtemelen. Ama yapmış olduğu yeni transferler de var, eklemeler de var. Ben burada Norwich City'nin burada kazanmasını bekliyorum. Bu maçta da doğrudan bir sonu biri aldım. 1.55 gibi olandan ve skor beklentimi söyleyeceğim. Baylar maç skoru 2-1'in oranı 6.86. Sağ en üstte gördüğünüz üzere 6.86'lık bir oranı var. Ben Norwich'in burada kazanmasını bekliyorum. 2-1 de benim beklenti skorum. Schalke ile Kaiser Slatun mücadelesi. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Bakın ben geçen maçtan biraz bahsetmek istiyorum. 5-3'lük maçtan. Yani Hamburg inanılmaz bir takım olmuş. Valla değerlendireceğim bu sezon kesinlikle. Bakın maç, maç skorunu boş verin 5-3. Ben sadece 2 tane direkten dönen topu var Hamburg'un. 7 tane de kaçan net pozisyonu var. 60 olsa 5 tanesini atmış olsa on zaten. Öyle bir mücadele. İnanılmaz bir karşılaşmaydı. E, maçı da seyrettim. Canlısını da yaptık bu arada katı telegram grubunda. Yani bu mücadelenin beklentisi şu dostlar e, 2-1 ayarında bir Schalke galibiyeti. 1-0 olur, 2-1 olur. Burada deplasman biraz daha kapanacaktır. Bu maçın maç konu yorumları yazmayı unutmayın bu arada. Onu da söylemiş olalım. Benim beklentim şu. Şu an henüz korner açılmamış. Fakat mücadele korner açıldığı için açılacağı zaman Kajlar suatı burada bekleyecek. Schalke bastıracaktır. İlk yarıdan en çok korneri Schalke kullanabilir. Veya ilk yarı kornerine girmek istemeyen varsa onun oranı vardır muhtemelen. Genel kornerde alabilir. Öncelik tercihiniz bence korner olsun. Ki patlama ihtimali olabilir. Çok yüklenme olacak çünkü bu Şalke mücadelesine. Ama dediğim gibi zaten Şalke'nin iki gol atarak kazanması da maçın beklentisi ideali. Öyle olursa şaşırmam zaten. Ama ben bundan biraz çekindiğim için mücadeleyi biraz korner. İlk yarı baskısından dolayı en çok ilk yarı korneri Şalke kullanır. Bir de genel kornerde değerlendirmesi yapılabilir. Benim önereceğim 5 mücadele bu şekildeydi. Cumartesi için video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.